Ee, İsrail'in Türkiye'ye işte saldıracağı yönündeki vaat edilmiş topraklar arasında Anadolu'yu Anadolu da görüyor. Biz bunları biliyoruz. Gözünü Türkiye'ye dikecek açıklamalarını e, ve işte Bahçeli'nin o resepsiyondaki açılımlarıyla e, birlikte şu iç cephe meselesinin önemli ölçüde e, konuştuk. Şimdi şu bölümde e, çünkü 7 Ekim pazartesi günü aynı zamanda Hamas'ın İsrail'e yönelik o e, saldırısının o zaten işte hep ateş çemberi ama o ateşi iyice harlayan e, saldırısının birinci yıl dönümü. Her şey ondan sonra işte Gazze neredeyse işgal e, onunla başladı. İşte Lübnan onun devamı, e, İran yine onun devamı olacak. E, dolayısıyla hani İsrail mesela İran'a bir bu füze saldırısına karşılık verecek diyoruz ya. E, o bekleniyor. Ne zaman harekete geçecek? Bugün mü? Ya pazar günü? Ya Cumartesi mi? Pazar mı? 7 Ekim'i mi bekliyor acaba? Ee, konuşacağız. Konuklarımızla birlikte ama aramıza bir de Washington'dan Voice of America Amerikan Sesi muhabiri <laughs> Mehmet Sümer'i aramıza e, katacağız. E, ve e, eğer e, sorun olmazsa gazeteci yine Hediye Levent e, bizimle birlikte olacak. Ve Tahran'dan da e, siyasi analist Farşit Bagerian şu anda karşımda görüyorsunuz. E, merhaba her ikinize de ama önce ben <laughs> Mehmet Sümer'e döneceğim. Çünkü Amerikan Başkanı Biden az önce e, bir açıklama yaptı. E, dolayısıyla ben İsrail olsam diye, e, İsrail'in yerinde olsam diye bazı cümleler kurdu. Ne olacak? Ne yapacak İsrail? Yani bir şey yapacak orası kesin değil mi? Biden'ın açıklamasından da bunu anlıyoruz. Evet. Ama ne yapacak? Amerika Amerika için bir kırmızı çizgi var mı orada? İsrail'e şunu yapma yapma diyecekleri bir şey var mı? Nedir durum? Amerika için aslında kırmızı çizgi var ve o kırmızı çizgi geçildi diyebiliriz. Yani uzun zaman önce geçildi. Hatta şimdi Biden mesela dün de gazetecilerin sorularını yanıtlarken yarıda bırakmıştı. Yani bir saldırı olasılığın, bir İran'a yönelik bir saldırı olasılığından bahsederken sonra neyse ifadesini kullandı, yarıda kesti. Şimdi Amerikan kamuoyunda, Amerika'da İlginç yorumlar var Senem. Aslında şunu söyleyeyim, Daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk bunu. Ee, Amerikan Başkanı Biden daha geçen senenin sonunda yani 7 Ekim'de başlayan bu savaşla birlikte geçen senenin sonunda Netanyahu'nun bu operasyonları bitirmesini istiyordu. Ee, bunun için Amerika'nın çok ciddi baskı yaptığını e, biliyoruz. Beyaz Saray'dan sızan bilgiler de böyleydi. Ve Beyaz Saray'dan sızan bilgiler Başkan Biden'ın operasyonların yılbaşı itibariyle tamamen bitmesini istediği şeklindeydi. Hatta yine daha sonrasında Amerikan Başkanı'nın uzunca bir süre tepki olarak Netanyahu ile görüşmediği yaptığı son görüşmede de Netanyahu'yu deyim yerindeyse azarladığına dair haberler çıkmıştı. Ama Netanyahu Amerikan yönetiminin bu tepkilerine rağmen durmadı ya da Biden yönetiminin tepkilerine rağmen durmadı. Operasyonlara Devam etti hatta şöyle bir şey verip şimdi onu başka bir noktaya alacağım so, şöyle bir örnek vereyim. Geçen hafta e, Netanyahu buraya gelmeden yani New York'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na konuşma yapmaya gelmeden önce hemen bir gün önce Amerika ve Fransa'nın girişimiyle 8 Avrupa Birliği ülkesinin girişimiyle e, bir Lübnan ve Gazze için 21 günlük bir ateşkes anlaşmasından bahsediliyordu. Ve hatta Fransız bakan çıktı çok olumlu şeyler söyledi. Biz de hani galiba BM Genel Kurulu olurken bir anlaşma imzalanacak, bir ateşkeste uzlaşılacak diye düşünmüştük. Ama bunun tam aksi oldu. Netanyahu buraya geldi bir gün sonra konuştu. Ve Amerika'da Hizbullah'ın vurulmasının emrini verdi ve ardından geriye döndü. Şimdi bunları şunun için anlattım. Bugün artık gelinen noktada Amerikan medyasına baktığımızda şöyle yorumlar var. Deniliyor ki Biden Netanyahu'yu kontrol edemiyor. Aksine bu durumda Netanyahu'nun yaptıklarını artık e, Amerikan medyası hatta Demokrat Parti'nin içerisindeki bazı isimler e, Netanyahu'nun Amerikan seçimlerine yönelik müdahale girişimi olarak değerlendiriyorlar. Yani deniliyor ki e, bakın Biden bu savaşın sona ermesini istiyor. Seçimler çok yaklaştı. Biden'ın ciddi anlamda puan kaybettiği, özellikle ülke içerisindeki Müslüman oylarda ciddi bir kayba uğradığı ifade ediliyor ki son anketler Biden'ın aslında %50'lerin üzerinde 59'lara yakın oy aldığını bir önceki seçimde Amerika'da yaşayan Müslümanlardan gösterirken son anketler bu oyların %40'lara kadar geri çekildiğini gösteriyor. İsrail'in Gazze operasyonları ile birlikte. Şimdi artık Amerika'da, bugün mesela Wall Street Journal gazetesinde de çok önemli bir e, haber var bununla alakalı. Wall Street Journal gazetesi hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, Netanyahu Biden'ı bir kenara itti. Yani Biden'ın ne olup ne bittiğinden haberi yok. Netanyahu kendi e, inisiyatifiyle hareket ediyor. Yine Washington'da böyle e, üst düzey sayılabilecek ve özellikle kulis bilgilerini aktaran... The Hill isimli internet sitesinde bugün yer alan bir haberde de... Demokrat Parti'nin içerisinde artık Netanyahu'nun bu operasyonları... ...özellikle Amerika'nın yönetiminin yani Biden yönetiminin isteği ve e, bilgisi dışında yapmasının... ...doğrudan seçimlere müdahale etme amacı taşıdığına dair yorumlar var. Dolayısıyla artık bu konuşuluyor. Yani Netanyahu Amerika'ya bilgi vermiyor ne yapacağı konusunda ki hatırlanacak olursa Hizbullah'a yönelik operasyon yapıldığında ilk olarak Amerikan Savunma Bakanı bir açıklama yapmıştı ve kendilerinin bilgisi olmadığını söylemişti. İstihbaratla paylaşmadık. Bundan bilgimiz de yok ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla Amerika'da artık özellikle Biden yönetim ve Demokrat Parti Netanyahu'nun bunu kasten yaparak Amerikan seçimlerine bir bir nevi müdahale etmeye çalıştığını Demokrat Peki. Parti'nin oylarını olumsuz yönde etkili, etkilemek amacıyla bunları yaptığını e, öne sürüyor Senem. Şöyle yine e, geleceğim sana. E, Hediye Levent'i de görüyorsunuz ekranda. E, bu arada internet bağlantısı biraz zayıfmış galiba. Dolayısıyla hazır kendisini orada görüyorken e, hızla döneyim. Hemen son durumu alayım kendisinden ve e, ona teşekkür edelim. E, Hediye Levent bugün mesela ben e, Hüseyin Güney'in yanılmıyorsam sosyal